toplantısı yapıldı. Belediye Başkanımız, İlimiz Başkanımız ve Kulüp Başkanımız Vali'mizle beraber Kulüp Meclisi üyelerimizin katıldığı toplantı sonucunda alınan kararı sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak istedik. Öncelikle kurumlar arası işbirliğini gerçekleştirmesinde destek veren, beraber çalışma ruhunu yakalayan hem belediyemize hem il ödüllerimize seçilmiş tüm arkadaşlarıma huzurunuza teşekkür ediyorum. Burada önemli olan Kütahya'ya hizmet bağlamında da herkesin aynı fikir etrafında birleşip tek bir noktada karar vermesi, Kütahya'nın geleceği açısından da bundan sonraki önümüzdeki süreçte tüm kurum ve kuruluşlarımızın hem merkezi hem yerel yönetimlerimizin müştereken hareket etme kabiliyetinin göstermesi açısından da örnek bir davranış olduğunu ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bir hükümet konağımızın olduğu yerle ilgili uzun zamandan beri belediye ile ilgili sıkıntı vardı. Belediye ile özel daire arasında bir sıkıntı olmuştu. Hükümet konağı değil, bu daha ziyade arkadaki bahçenin ve yan taraftaki eski adliye binasının olduğu alanla ilgili. Sağ olsun belediye başkanımız göreve başladıktan sonra ilk meclis toplantısında bu ihtilafı tamam bitirdik. Hükümet konağının olduğu yer ve arkadaki eski Atatürk İlk Öğretim Okulu'nun olduğu alan tamamı kamusal alan haline dönüştürüldü. Ve bu tarihten sonra da Nisan ayından itibaren de bu süreç başladı. Arkadaşlarımız çalıştılar. Kamusal alanını Anıtlar Kurulu dahil olmak üzere kuruldan da izinler aldıktan sonra bugün itibariyle yazımızı da gönderiyoruz. İnşallah önümüzdeki meclis toplantısında belediye meclisimizin alacağı kararla tevhid ve ifraz gerçekleşecek. O da şudur. Şu anda hükümet konağının bulunduğu alan Milli Emlak Arazisi. Alttaki eski adliye binasının olduğu alan, vatandaşlarımızın anlaması açısından söylüyorum kolaylık olsun diye. Adliye binasının olduğu alan, özel dairesine ait yine arkada okulun olduğu, eski okulun olduğu alan bir özel dairesine ait. Bu alanları tek bir parsel ve ikiye böleceğiz. Öndeki şu andaki hükümet konağının olduğu alan ve altta kalan bir özel dairesine ait olan alan, yani meydana cephe olan kısım il özel dairesine terk edilecek. Arkadaki okulun olduğu alan milli emlak terk edip yeni hükümet konağımızı inşallah oraya yapacağız. O yeni hükümet konağının yapılması süreciyle ilgili bu arsa işlemleri tamamladıktan sonra tevhid-i ifraz da bittikten sonra inşallah ek programı aldırmak suretiyle de en geç 2015 yılında inşaata başlamış oluruz. Bununla ilgili tasarladığımız bir hükümet konağı ile ilgili düşüncemiz var. Bu da şudur. Belki birebir olmayabilir ama netice itibariyle Kütahya'nın dokusuna uygun hem Selçuklu hem Osmanlı mimarisinin içinde barındırılıp olan güzel bir eseri Kütahya kazandırmayı inşallah kısa süre içerisinde karar vermek suretiyle de gerçekleştirmiş olacağız. Uzun yıllardan beri boş kalan yeni Çinidar'a ait yeni otogar yapıldıktan sonra boş ve atıl kalan alan Kütahya kamuoyu tarafından ne yapılacaktır diye uzun dönem sorgulanıyor idi. Burada da Nisan ayında meclis toplantısında aldığımız karardan sonra süreci başlattık. 24 Nisan'da yanılmıyorsam meclisimizin toplantısı. O tarihten itibaren karşılıklı yerlerin bulunması, temin edilmesi, mevcut alanların değerlerinin tespit edilmesi, netice itibariyle de Çinigar İşletme Birliği'ne ait olan alanda bulunan birliğe ait tüm arsa tamamı belediyemize devredildi. Belediyemiz bunun karşılığında 51 adet dükkan Çiniciler Çarşısı'nda 51 adet dükkan ve 1245 metrekare bitişindeki bir arsayı karşılıklı değerler tespit etmek suretiyle takas işlemleri bugün meclisimiz karar verdi. Yani artık belediyemiz eski Çinigar'ın bulunduğu alana her türlü hizmet binası dahil olmak üzere
pardon orada şartımız da vardı, onu da söyleyeyim. Hizmet binası yapmak şartıyla belediyemize verildi. Belediyemizde daha önce ifade ettiği gibi başkanımızın ankette yapıldığı bildiğiniz gibi anket neticesinde vatandaşlarımızın da büyük bir teveccühü oraydı. Orayla ilgili de artık süreci başlatma imkanını bulmuş olduk. Meydan projesi dahilinde diğer eski yıkılan belediye binası var değil mi başkanım? Onun haricinde bir de şu anda Saat Kulesi'nin etrafını dahil olmak üzere bu meydan Kütahya'ya yakışır. Belki de Türkiye'de örnek olacak olan meydanlardan bir tanesi olacaktır. Ben... Özellikle belediye hizmet binası ile ilgili hakikaten şu anda hizmet verdiğimiz binanın çok yakışmadığını, vatandaşın hizmet alma noktasında sıkıntı çektiğini daha önce paylaştık. Farklı mekanlarda belediye birimlerinin hizmet vermesi vatandaşa bir tür eziyet oluyor. O binadan diğerine, diğer binadan diğerine bir imza için belki bir gününü harcıyorlar. Biz tabii bu yeni hizmet binamızla beraber sadece Kütahya'nın bir 8-10 yılını değil en az 50-100 yılını hesap edecek. O şekilde tek çatı altında hizmet verebilecek birimleri oraya yerleştirerek böyle bir anlayışla hizmet binamızı ortaya koyacağız. Ve dış mimarisi de Kütahya'ya uygun, Selçuklu Osmanlı kültürümüze uygun bir hizmet binası olması için gayret göstereceğiz.